Çözüm odaklı, kısa süreli psikolojik danışma. Okullardaki etkililiği üzerine bir inceleme. Betül Meydan. Öz. Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, kuşkusuz, kendine özgü bir takım yeterlilikler ve beceriler gerektirmektedir. Bununla birlikte çocuk ve ergenlerin sorunların derinlemesine irdelemeyen ve çözüm bulmaya odaklanan psikolojik yardım süreçlerini tercih ettikleri bilinmektedir. Son yıllarda çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı kendine özgü kavramlar ile dikkati çekmektedir. Dahası bu yaklaşımın okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde pratik ve etkili bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir. Çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri ve Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sınıf mevcutlarının kalabalıklığı düşünüldüğünde okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında bu yaklaşımın kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda bu makalenin amacı çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımını tanıtmak ve okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde etkililiğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ve çocuk ve ergenlere çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramları kapsamında taranmıştır. Ardından çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının kapsamı ve çocuk ve ergenlere yönelik etkililik çalışmaları betimlenmiştir. Sonuç olarak ilgili literatür ışığında Türkiye'de çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okul ortamında kullanımı tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar sözcükler: çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma, çocuklar, ergenler, okul. Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma, psikolojik danışma alanında kuşkusuz kendine özgü bir takım yeterlilik ve beceriler gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Çocuk ve ergenlerin gelişimsel, kişisel ve sosyal ihtiyaçları diğer danışan popülasyonlarından farklılık göstermektedir. Bu nedenle çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde dikkate alınan kuram ve yaklaşımlar ile uygulanan beceri ve tekniklerin onların söz konusu bu ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiği açıktır. Günümüzde değişen toplumsal yapı ile birlikte çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlar çeşitlenmekte ve psikolojik yardım ihtiyaçları gün geçtikçe artmaktadır. Değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar psikolojik danışma alanında yeni bazı yaklaşımların öne çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda bireyle psikolojik danışma yaklaşımlarından daha çok kısa zamanda çok kişiye ulaşmayı hedefleyen grupla psikolojik danışma yaklaşımının ve uzun süreli psikolojik danışmadan çok kısa süreli psikolojik danışmanın önem kazandığı görülmektedir. Benzer şekilde Bolter, Levinson ve Alvarez psikolojik yardım mesleği mensuplarının günümüzde uzun süreli psikolojik danışma sürecinden daha çok kısa süreli psikolojik danışma sürecini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Hatta günümüzde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiğinin araştırılması için çeşitli kaynaklardan maddi destekler sağladığı da bilinmektedir. Okullarda yürütülen psikolojik danışma uygulamaları incelendiğinde uzun süreli yaklaşımlar yerine çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının tercih edildiği ve söz konusu bu yaklaşımın ruh sağlığı sorunları olan çocuk ve ergenlere yönelik uygulamasının etkililiğinin araştırıldığı görülmektedir. Psikolojik danışma literatüründe okullarda çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının önemine ve etkililiğine yapılan vurgu ve çocuk ve ergenlerin psikolojik yardıma gereksinimlerindeki artış ilişkilendirildiğinde Türkiye'de okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında da bu yaklaşımın kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma ile çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının tanıtılması ve okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde etkililiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının kapsam ve niteliği betimlenmiştir. Ardından okullarda çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiğini inceleyen bazı araştırmalara yer verilmiştir. Son olarak ilgili literatür göz önüne alınarak Türkiye'de çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okul ortamında kullanımı tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının kapsam ve niteliği. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı 1970'li yıllarda kısa süreli aile terapisi merkezinde çalışan Steve Dischizer, Inso Kimberg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Milton Erickson'un öncülük ettiği çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma aile terapisi hareketinden doğmuştur.
Fakat zaman içinde çözümlere odaklanması nedeniyle sorun odaklı aile terapisi hareketinden ayrılmıştır. Ortaya çıkışından itibaren hızla temel kavramlarını, varsayımlarını ve tekniklerini geliştiren bu yaklaşımın esas amacı, danışanın sorunlarını konuşmak yerine çözümleri konuşmaya yönlendirmektir. Bu bağlamda danışanın şimdi işlediğini düşündüğü ya da gelecekte işleyebileceğini düşündüğü çözüm yollarına odaklanması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda danışanın kendi amaçlarını ve çözümlerini belirleyebileceğine inanılmakta, böylece değişimin sorumluluğunu üstlenme, eyleme geçme ve yeni davranışlar sergileme konusunda daha istekli olacağı düşünülmektedir. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımını benimseyen psikolojik danışman ise, danışanın belirlediği amaçları ve çözüm yollarını danışan ile birlikte ele almakta, süreçte ona rehberlik etmekte ve danışanı cesaretlendirmektedir. Söz konusu bu yaklaşım, temel felsefesini belirleyen 3 temel kural ile terapötik süreci inşa etmektedir. Bu kurallar, bozulmamışsa onarma, işleyen çözüm yollarını uygula ve işlemeyen çözüm yollarına başvurmada ısrarcı olma, farklı çözüm yolları dene şeklinde formüle edilmektedir. İlk kuralda, danışanın yaşamında sorun olarak gördüğü alanları kendisinin belirlemesinde özgür bırakılması gerektiği vurgulanmaktadır. İkinci kuralda, danışanın başarılı olduğu alanların belirlenmesi ve başarılı davranışların tekrar edilmesi üzerinde durulmaktadır. Bir başka deyişle, danışanın sorununa ilişkin nadir de olsa çözüm yolları bulduğu anlar olduğuna inanılmaktadır. Psikolojik danışma sürecinde bu nadir durumların ortaya çıkarılması için danışanın cesaretlendirilmektedir. Üçüncü kuralda ise danışanın denemekte olduğu çözüm yolları başarısızsa yeni çözüm yolları bulması konusunda istekli ve ısrarcı olması üzerinde durulmaktadır. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımında oturumların sayısı 1-20 arasında değişmekte ve ortalama 6 oturum sürmektedir. Bu süreçte danışanla birlikte belirlenen amaçlar ve olası çözüm yolları ele alınırken yaklaşımın kendine özgü teknikleri kullanılmaktadır. İlk oturum danışana sürece ilişkin bilgi verilmesiyle başlamaktadır. Ardından danışanın amaçlarını oluşturması gelmektedir. Danışanın amacını belirlemesinde bu yaklaşımın kendine özgü teknikleri dikkate çekmektedir. Bu teknikler mucize sorular, başka ne soruları ve derecelendirme soruları olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda ilk oturumda amaç oluşturmanın yanı sıra nadir durumların tespit edilmesine çalışılmaktadır. Nadir durumlar, danışanın yapmayı planladığı değişimin yaşamında daha önce ortaya çıktığı inancına dayanmaktadır. Bir başka deyişle, bu yaklaşıma göre danışan, başa çıkmak istediği durumla hayatının bir yerinde başa çıkmayı başarmıştır. Yani istediği değişim aslında repertuarında bulunmaktadır. Bu nedenle yaklaşım, ilk oturumda danışanın daha önce yaşadığı bu nadir durumların ortaya çıkarılmasını amaçlamakta ve söz konusu bu nadir durumlara ilişkin sorular sorulmaktadır. Danışandaki değişimin anahtarı olarak görülen nadir durumlar, oturumda ortaya çıktıktan sonra bu değişimin ilk işaretlerinin belirlenmesi için ilk işaret soruları kullanılmaktadır. İlk oturumdan sonra danışanın belirlediği amaç doğrultusunda adım atması için cesaretlendirilmesi ve önüne çıkabilecek olası engellerin belirlenip ortadan kaldırılması için ise zihin haritası, amiloluk, mayın tarlası, övrüde bulunma, açıklar kavuşturma, güçlendirme, pekiştirme, yeniden başlama süreci ve ev ödevleri kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi bu yaklaşımda ilk oturum oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir. İlk oturumdan sonraki oturumlarda da benzer teknikler kullanılarak danışanın attığı adımlar ele alınmakta ve değişim güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte bazı danışanlar ilk oturumda amaçlarını belirlemiş ve bir yol haritası çizmiş olsalar bile çeşitli nedenlerle eyleme geçme konusunda zorluk yaşayabilirler. Böylesi durumlarda sonraki psikolojik danışma oturumlarında danışanın eyleme geçmesini engelleyen faktörler üzerinde durulmakta ve danışanın bu engellere karşı güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Okullarda çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiği. Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmada bazı kuram ve yaklaşımların etkili olduğuna ilişkin araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, çocuk ve ergenlerin sorunlarının ele alınmasında psikodinamik yaklaşımların uygulanabilirliğini inceleyen bazı araştırmalar olsa da bu yaklaşımların doğası gereği küçük yaştaki çocuk ve ergenlere yönelik uygulamasına sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Hümanistik yaklaşımlar ve özellikle de birey merkezli psikolojik danışma yaklaşımı incelendiğinde eğitim ortamında çocuk ve ergenlere bu yaklaşımın uygulanmasının etkili sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir.
Günümüzde psikolojik yardım sürecinde kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımlarının daha çok tercih edildiği dikkat çekmektedir. Çocuk ve ergenlerin yaşlarının küçük olması nedeniyle onlara yönelik yürütülen psikolojik yardım sürecinde aile ve çocuk psikolojik yardım sürecinin iki ayağını oluşturmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde psikolojik yardım sürecinde kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımlarının tercih edilme nedeninin de iki boyutlu olarak incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Aile açısından bakıldığında Seligman'a göre tüketim toplumunun bir gereği olarak günümüzde aile artık psikolojik yardım sürecinde çocuklarının sorunlarına ilişkin hızlı çözümler beklemektedir. Bununla birlikte kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımlarına vurgunun artmasının nedenlerinden biri de ailelerin çocuklarının duygusal güçlükler yaşadıklarını görmek istememeleri ve onların sağlıklı olmaları için en kısa yolu benimsemeleridir. Çocuk açısından bakıldığında ise Doğan, çocukların bilişsel gelişim açısından uzun süreli bir psikolojik danışma süreci için dikkatlerini toplamada zorlanacakları ve uzun süreli psikolojik danışma yaklaşımlarının çocuklarda etkili sonuçlar veremeyeceği görüşündedir. Benzer şekilde McDonald dergilerinin geleneksel psikolojik danışma yaklaşımlarının uygulanabilirliğinin sınırlı olacağı görüşündedir. Bu yaklaşımlar, sorunların ayrıntılı incelenmesine önem verdiklerinden, özellikle ergenlik dönemindeki danışanlar bunu yetişkin dünyasından birinin kendilerini eleştirmesi şeklinde değerlendirebilmektedir. Oysa kısa süreli ve çözüm odaklı yaklaşımlar ergenlerin başarılı ve güçlü yönlerine odaklanarak ve doğrudan çözümlerin konuşulması temelinde ilerleyerek psikolojik yardım sürecinin daha kolay kabul edilmesini sağlamaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı günümüzde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlere uygulanabilirliğine ilişkin araştırmaların giderek arttığı görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okullarda, hastanelerde ve madde bağımlılığı temelinde örgütlenen rehabilitasyon merkezlerinde okul reddi, ders başarısında düşüş, uyum sorunları gibi hafif düzeydeki sorunlardan şiddet, kendine zarar verme davranışı, yeme bozuklukları, kaygı bozuklukları ve madde kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları, cinsel istismar ve intihar girişimi gibi ağır düzeydeki pek çok sorunun ele alınmasına uygulandığı bilinmektedir. Çocuk ve ergenlerin çeşitli sorunlarının düzeltilmesinde veya azaltılmasında uygulanan çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiği, etkililik araştırmaları tarafından da desteklenmektedir. Söz konusu bu etkililik araştırmalarının farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirildikleri görülmektedir. Betimsel araştırmalar. Okullarda çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların düzeltilmesinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkinliğini değerlendiren araştırmalardan en kapsamlısı Gingrich ve Beck tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada okul ortamında ruh sağlığı sorunları yaşayan çocuklara yönelik çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiği araştırılmıştır. Sonuçta çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okullarda çocukların yaşadığı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, madde kullanım bozuklukları, davranış bozuklukları, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi ruh sağlığı sorunlarının düzeltilmesinde veya azaltılmasında yaygın olarak kullanıldığı ve etkili olduğu görülmektedir. Atkinson, çözüm odaklı yaklaşım ile motivasyonel görüşme tekniğinin bütünleştirilerek ergenlik dönemindeki danışanlar ile psikolojik danışmada kullanılıp kullanılmayacağını kuramsal olarak incelemiştir. Sonuçlar, bu yaklaşımın ergenlik dönemindeki danışanlar ile psikolojik danışmada etkili olduğunu ve eğitim ortamlarında da uygulanabileceğini göstermiştir. Bu araştırmalar değerlendirildiğinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların çözümünde uygulanabilecek etkili bir yaklaşım olduğu ve farklı görüşme tarzlarıyla bütünleştirilmesinin de mümkün olduğu söylenebilir. Bu bağlamda söz konusu bu yaklaşımın diğer yaklaşımlarla bütünleştirilerek uygulanması okullarda çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümünde etkili sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Deneysel ve yarı deneysel araştırmalar. Literatür incelendiğinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okullarda sorun yaşayan çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümündeki etkililiğine ilişkin deneysel ve yarı deneysel bazı araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalardan biri Littrell, Maliyeva ve Van der Vogt tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar, üç farklı psikolojik danışma yaklaşımının öğrencilerin okul sorunlarına, amaçlarını gerçekleştirmelerine, duygu, düşünce ve davranışlarının değiştirilmesine etkisini incelemişlerdir.
Söz konusu üç farklı yaklaşım, ev ödevleriyle desteklenen sorun odaklı psikolojik danışma yaklaşımı, ev ödevleri verilmeden yürütülen sorun odaklı psikolojik danışma yaklaşımı ve ev ödevleriyle desteklenen çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımı olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçları, her üç psikolojik danışma yaklaşımının da öğrencilerin sorunlarının ele alınmasında etkili sonuçlar ortaya koyduğunu göstermiştir. Bununla birlikte çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının diğer yaklaşımlara kıyasla zamanın etkili kullanılması açısından okullardaki psikolojik danışma süreçleri için pratik bir model olduğu ifade edilmiştir. Frontlin ve arkadaşları araştırmalarında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okulda çocuklar üzerindeki etkiliğini incelemişlerdir. Araştırmada öğrenme bozukluğu ve sınıf içi davranış sorunları nedeniyle sevk edilen öğrencilerle psikolojik danışma oturumları yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı ile yürütülen oturumlardan sonra öğrencilerin davranış sorunlarının azaldığı görülmüştür. Wilson, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının risk alma davranışı gösteren ergenlik çağındaki öğrencilerin sosyal ve davranışsal durumlarına etkisini incelemiştir. Sonuçlar incelendiğinde 8 hafta devam eden psikolojik danışma oturumlarına katılan öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştiği görülmüştür. İzleme çalışmalarında da öğrencilerin kazandıkları sosyal becerileri devam ettirme eğilimleri olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırma sonunda öğrencilerin davranışlarına ilişkin sorunlar yerine geleceğe ilişkin amaçlar oluşturma üzerine odaklanmaya başladıkları dikkat çekmiştir. Davranışsal alanda ise öğrencilerin sınıf içi davranışlarının düzeldiği görülmüştür. Franklin ve arkadaşları okulu bırakan lise öğrencilerine yönelik çözüm odaklı müdahalelerin etkilerini değerlendirmişlerdir. Yarı deneysel olan bu çalışmada öğrencilerin tamamladığı ders sayısı, okula devam durumu ve mezuniyet notlarındaki farklılığın incelenmiştir. Sonuçlar, deney grubundaki öğrencilerin tamamladığı ders sayısının kontrol grubundaki öğrencilerin ders sayısından daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, çözüm odaklı yaklaşımın egemen olduğu bir okulda eğitim görmenin riskli davranışlar gösterme eğiliminde olan ergenlik çağındaki öğrencilerin okul bırakma oranlarını azalttığını vurgulamışlardır. Bir diğer araştırma Franklin, Moore ve Hobson tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, sınıfta davranış problemleri gösteren ortaokul öğrencilerinin davranışlarının düzeltilmesinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkiliğini değerlendirmişlerdir. Sonuçlar, öğrencilerin davranış problemlerinin azaltılmasında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın etkili olduğunu, süreç sonunda öğrencilerin olumlu davranış değişiklikleri deneyimlemeye başladığını göstermiştir. Görüldüğü gibi bu araştırmalar çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlerin okullarda yaşadıkları sorunların düzeltilmesinde veya azaltılmasında etkilerini incelemiştir. Bu araştırmaların tamamının bireyli psikolojik danışma formatında gerçekleştirildiği görülmüştür. Literatürde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının grup çalışmalarında etkilerini incelendiği araştırmalarda bulunmaktadır. Örneğin, Wilson, risk alma davranışı gösteren ergenlik çağındaki öğrencilerin okula devam durumları ve başarı ortalamaları üzerinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkisini değerlendirmiştir. Sonuçta, deney grubundaki öğrencilerin uygulama sonrasındaki okula devam durumlarının ve başarı ortalamalarının kontrol grubundaki öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin uygulama sonrasındaki okula devam durumlarının ve başarı ortalamalarının uygulama öncesindeki durumlardan yüksek olduğu da bulunmuştur. Çözüm odaklı, kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okullarda sorun yaşayan çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümündeki etkililiğine ilişkin yarı deneysel ve deneysel bazı araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde bu yaklaşımının okul sorunları olan ya da okulda davranış sorunları yaşayan öğrencilere yönelik uygulamasının etkili sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Vaka araştırmaları. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının okullarda öğrencilerin davranış problemlerinin çözümünde etkili bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte literatür incelendiğinde söz konusu bu yaklaşımın okullarda psikopatolojik temelli sorunların çözümünde kullanılmasının etkili olup olmadığını araştıran vaka çalışmaları bulunduğu da görülmektedir. Johnson ve Miller araştırmalarında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının tekniklerini kullanarak depresyon tanısı almış bir çocuğun tedavisini incelemişlerdir. Sonuçta vakanın depresyon tedavisinin çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı ile tam olarak gerçekleşmediği görülmüştür. Ancak
Araştırmacılar, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının diğer psikolojik danışma yaklaşımlarına göre daha hızlı bir biçimde uygulanmasının yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının uygulandığı bir diğer vaka çalışması, Dillon ve Franklin tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış bir ergen üzerinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkinliğini araştırmışlardır. Sonuçlar, vakanın çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı sayesinde davranış kontrolü açısından ilerleme kaydettiğini göstermiştir. Rhodes ve Jakes de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon ve paranoid şizofreni tanısı almış bir danışanın tedavisinde çözüm odaklı kısa süreli yaklaşımı nasıl uyguladıklarını vaka çalışması yoluyla tanıtmışlardır. Sonuçta çözüm odaklı yaklaşımın vakanın saplantılı inançlarının azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür. Ancak araştırmacılar, çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımının çok kısa olmasının tedavinin kalıcılığı açısından düşündürücü olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca araştırmacılar, ilaçla tedavinin ve yatarak tedavinin paranoid şizofreni gibi psikotik bozukluklarda daha etkili sonuçlar vereceğini de vurgulamaktadırlar. Söz konusu bu vaka çalışmaları ışığında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının ve psikopatolojik kökenli bozuklukları olan çocuk ve ergenlerin tedavisinde tek başına uygulanmasının etkililiğine kanıt oluşturmadığı görülmektedir. Ancak bu türden bozuklukların beraberinde oluşan davranış sorunlarının çözümünde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkili sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. Meta analiz araştırmaları. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin yapılan araştırmaları meta analitik yöntemiyle değerlendiren araştırmalarda bulunmaktadır. Örneğin, Kindred ve Isengard 15 araştırmayı meta analitik bir yöntemiyle inceledikleri çalışmalarında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkili olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Araştırmanın sonucunda çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının sorunların düzeltilmesine etkili sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Benzer bir araştırmada Kim tarafından yapılmıştır. Araştırmacı çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkilerinin değerlendirildiği 22 araştırmayı meta analitik yöntemiyle incelemiştir. Sonuçlar çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının davranış problemlerinde etkili bir yaklaşım olarak kullanılabileceğini desteklemiştir. Sonuç olarak çeşitli araştırma yöntemleriyle yapılan etkililik araştırmaları değerlendirildiğinde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlerin yaşadığı pek çok sorunun azaltılmasında etkili sonuçlar verdiği görülmektedir. Ayrıca özellikle okullarda davranış sorunlarının düzeltilmesinde veya azaltılmasında bu yaklaşımın etkililiğini kanıtlayan araştırmaların oldukça fazla olduğu söylenebilir. Ancak literatür incelendiğinde Türkiye'de çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiğine ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Tartışma ve sonuç. Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlar kendilerine ve ailelerine bazen içinden çıkılmaz gibi görünmektedir. Oysa çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı bu sorunları iyimser bir bakış açısıyla ele almaktadır. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının bu iyimser bakış açısı nedeniyle hızlı bir biçimde çözümlere odaklanması, çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesine yarar sağlamaktadır. Gelişimsel özellikler açısından bakıldığında ergenlik çağındaki danışanlar duygusal durumlarında, önceliklerinde ve davranışlarında hızlı değişimlerin olağan olduğu aktif bir gelişim döneminden geçmektedirler. Bu nedenle yaşadıkları pek çok sorun da geçiş dönemi sorunları olduğundan anlık özellikler göstermektedir. Bir başka deyişle ergenlik çağındaki danışanlar sorunlarını hızlı bir biçimde çözüm beklemektedir. Yine ergenlik dönemindeki danışanlar bu dönemde yaşadıkları sorunların ya da gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerin tartışılmasına ve ele alınmasına dirençli olmaktadırlar. Bu nedenle söz konusu gelişimsel özelliklere sahip ergenlik çağındaki danışanlara yönelik çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının uygulanmasının etkili olacağı düşünülmektedir. Çünkü çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımında sorundan daha çok çözüm üzerinde odaklanılmakta ve kısa sürede çözüm keşfedilip uygulanmaktadır. Söz konusu yaklaşımın bu özellikleri ve ergenlik dönemindeki danışanlar ile yapılan etkinlik çalışmaları, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının ergenlik dönemindeki danışanlara uygulanmasının etkililiğine kanıt oluşturur niteliktedir. İlköğretim düzeyindeki çocukların bilişsel gelişim özellikleri düşünüldüğünde ise bu çocuklar somut işlemler döneminde olduklarından uzun süre konsantre olamadıkları ve dikkatlerinin çabuk dağıldığı bilinmektedir.
Bu bağlamda çocuklarla psikolojik danışma oturumlarının uzun süreli olamayacağı ya da bir başka deyişle uzun süreli psikolojik danışma yaklaşımlarının çocuklar üzerinde etkili sonuçlar veremeyeceği söylenebilir. Ayrıca somut işlemler döneminde çocukların psikolojik danışma sürecinde farkındalık veya içgörü kazanmalarını sağlaması neredeyse imkansızdır. Bu yaklaşımın psikolojik danışma sürecinde içgörü yerine eyleme odaklanması, çocuklara uygulanması çekici hale getirmektedir. Öte yandan söz konusu yaklaşımın temel kavramlarının ve tekniklerinin açık ve anlaşılır olması, bir başka deyişle psikolojik danışma sürecinde teknik bir dil kullanılmamasının çocuk ve ergenlere uygulanması kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Söz konusu bu yaklaşımın çocuk ve ergenlere uygulanmasına ilişkin yapılan araştırmalar, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlere uygulanmasının etkili sonuçlar vereceğini işaret etmektedir. Ancak tüm psikolojik danışma yaklaşımları gibi bu yaklaşımın da çocuk ve ergenlere uygulanırken bazı sınırlılıkları olduğu söylenebilir. Örneğin, yaklaşım değişim hızlı bir şekilde ele aldığından bulunan çözümlerin kalıcı olmayacağı, psikopatolojiyi göz ardı ettiğinden psikopatolojik temelli sorunlar yaşayan çocuklarla çalışırken etkili olmayacağı, kayıp ve yas gibi yoğun duyguların ele alınması gereken durumlarda duyguları ele almada yetersiz kalacağı bu yaklaşıma yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır. Kaldı ki, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı da diğer yaklaşımlar gibi nihayetinde bir konuşma terapisidir. Çocukların kendilerini ifade ederken sözel iletişim yollarından daha çok oyun ve aktiviteler gibi iletişim araçları aracılığıyla kendilerini ifade etmeyi tercih ettikleri bilinmektedir. Bu noktada Seligman bu yaklaşımın diğer psikolojik danışma yaklaşımları ile bütünleştirilmesi durumunda etkililiğinin artıracağını ileri sürmektedir. Bu nedenle psikolojik danışmanların diğer psikolojik danışma yaklaşımları ile çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımını bütünleştirme konusunda esnek olmaları önerilmektedir. Ayrıca bu yaklaşımın özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişim kuramları ile bütünleştirilmesinin çocuk ve ergenlere uygulanmasına ilişkin etkililiğini artıracağı belirtilmektedir. NIMS, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının özellikle çocuklara uygulanmasında oyun terapisinden yararlanılmasının sürecin etkililiğini artıracağını ileri sürmektedir. NIMS'e göre özellikle ifade edici oyun terapisi teknikleri çocuklarla yürütülen psikolojik danışma sürecinin kolaylaştırılmasında etkili olacaktır. Sonuç olarak çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının hızlı bir biçimde çözümlere odaklanması, geleneksel yaklaşımlara kıyasla psikolojik danışma sürecini kısaltmaktadır. Bu durum söz konusu yaklaşımın okul ortamında kullanımını pratik hale getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sınıf mevcutlarının kalabalıklılığı ve okul psikolojik danışmanların fazla sayıda öğrenciyle psikolojik danışma yapmaları gerektiği dikkate alındığında bu yaklaşımın Türkiye'de okul psikolojik danışmanları tarafından uygulanmasının uygun olacağı şüphesizdir. Bu bağlamda Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarından mezun olan psikolojik danışman adaylarının çoğunlukla okul psikolojik danışmanı olarak görev yaptıkları düşünülerek çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının uygulanışını psikolojik danışman adaylarına öğretecek bir seçmeli dersin programa eklenmesi önerilebilir. Bununla birlikte literatürde çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiğine ilişkin pek çok araştırma olmasına rağmen Türkiye'de çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının etkililiğini inceleyen ampirik bir çalışmaya rastlanmaması düşündürücüdür. Bu durumda araştırmacılara Türkiye koşullarında çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının çocuk ve ergenlere uygulanmasının etkililiğine ilişkin ampirik çalışmalar yapmaları önerilebilir.